Evlilik hakkında kısaca bilgi vereceğim. Sizi de sıkmadan dinlediğiniz için, dinleyeceğiniz zaman teşekkür ederim. Arkadaşlar bir köşe yazısından aldığım bir kesiti sizinle paylaşmak istiyorum. Laiklik bir kavram olarak tanımlandığı zaman devletin herhangi bir dine imtiyaz tanımaması, her dini görüşe aynı mesafede yaklaşması şeklinde bir tanımı yapabiliriz. Batı kaynaklı bir kavram olduğu ve dinin yerini sorguladığı için Hristiyanlığı ilk olarak hedef seçmiştir. Çünkü muharref kilise hakimiyetine ihdas edilmiş ve dogmalar dışında yeni bilgiyi, düşünmeyi kabul etmeyen, bu dinin toplum adına fayda getirmesi, toplumu medeniyet bakımından ilerletmesi mümkün değildir. Ki günümüzde de Batı'nın teknolojisi maddi yönden gelişmişliğini dine bağlılığın bir neticesi kabul etmek yanlış olur. Tam tersi, onlar aydınlanma çağı ile biz İsa'nın getirdiği dini tanımıyoruz diyerek Hristiyan kisvesi altında materyalist bir kafa yapısı ile bugünlere ulaştılar. Fransız devriminden sonra iyice vücut bulan laiklik ya da toplumsal yansıması olarak kabul edebileceğimiz sekülerizm, dinin sadece vicdana hapsedilmesi ve hem devlet yönetiminin hem de toplumun sadece dünyevi yaşamını değerli saymış, eşyaya salt materyalist bir bakış açısı ile bakmayı amaçlamıştır. Yıllardır Batı'ya hayran oluşumuzun başlıca sebebi de bu bakış açısı ile Müslümanca bakmayı karıştırmış olmamızdır. Teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.